Merhaba arkadaşlar, Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yine bir testnet platformu ile karşınızdayım. Aurigami platformu, Aurora ağında bir lending, yani borç al borç ver platformu olarak hizmet verecek. Ve şu anda testnet aşamasında arkadaşlar. Bizler de bu testnet'e katılarak ileride yapılacak bir token airdrop'una hak kazanmaya çalışacağız. Dilerseniz hatırlatmalarımızı yapalım ve hemen videomuza geçelim. Bizimle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve platformumuza geri dönelim. Şimdi platforma döndüğümüz zaman platformun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Sağ üst köşeden Connect dedikten sonra MetaMask cüzdanımızı seçiyoruz ve MetaMask cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Tabii sizde bağlanmayacaktır. Neden? Çünkü sizde Aurora Testnet Ağı kurulu olmayabilir arkadaşlar. Bunun için öncelikle ne yapacaksınız? Chainlist'e gideceksiniz. Buradan Connect dedikten sonra MetaMask cüzdanınızı Chainlist sitesine bağlıyorsunuz. Daha sonra buraya Aurora yazdığınız zaman bakın burada Aurora Testnet Ağı çıktı arkadaşlar. Add to MetaMask butonuna tıklayarak bu Testnet Ağını MetaMask cüzdanınıza eklemiş oluyorsunuz. Daha sonra ekledikten sonra gelip bu şekilde buradan Connect deyip MetaMask'ı seçtiğiniz zaman platforma bağlanmış olacaksınız. Tabii ki MetaMask cüzdanınızda ağ olarak Aurora Testnet ağının seçili olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra platforma girdikten sonra bakın burada Faceout yani token muslukları kısmı mevcut. Buraya geliyoruz. Buradan Faceout kısmından tokenlerimizi cüzdanımıza talep edeceğiz arkadaşlar. MetaMask'ımıza yönlendirdi bizi. Buradan onayımızı veriyoruz. Talep ettiğimiz tokenlerin cüzdanımıza gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, tokenlerimiz cüzdanımıza başarılı bir şekilde gönderildi arkadaşlar. Test tokenlerimiz. Şimdi ne yapacağız? Bakın burada bizim 6 adet tokenimiz mevcut arkadaşlar. NEAR, USDC, USDT, DAI, Ethereum ve BTC. Bunlardan Ethereum hariç diğer 5 tanesiyle bizler işlemler yapacağız arkadaşlar. Ethereum'da yapılmıyor. Ethereum'u bırakacağız. Ethereum'u yapmayacağız. BTC, DAI, USDT, USDC ve NEAR için işlemler yapacağız arkadaşlar. Ben video uzamasın diye size sadece NEAR üzerinde yapacağım işlemleri göstereceğim. Sadece NEAR üzerinde bir takım işlemler yapacağız. Ben size bunları göstereceğim. Siz bu işlemlerin hepsini arkadaşlar USDC, USDT, DAI ve BTC için yapacaksınız. Ethereum için yapmayacaksınız. USDC, USDT, DAI ve Bitcoin için de benim videoda NEAR'da yaptığım işlemleri siz de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi öncelikle geldiğimiz zaman bakın burada depozit butonu var arkadaşlar. Buradaki depozit butonuna geldik. Buradan maksimum seçtik. Bana 500 adet NEAR token göndermiş musluktan. Buradan 500'ü seçtikten sonra Approve Near diyorum. Ve öncelikle bir onay vereceğim arkadaşlar. Şu anda depozit etmiyorum. Öncelikle Approve diyerek bir onay vermem gerekiyor. Confirm dedik. Şimdi bekliyoruz. Onaylanmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da depozit butonu çıkacak arkadaşlar. Ve depozit diyerek NEAR'larımızı buraya depozit etmiş olacağız. Evet, başarılı bir şekilde NEAR'larımız onaylandı arkadaşlar. Şimdi bakın depozit butonu geldi. Daha sonra depozit butonuna basıyorum. Yine cüzdanıma yönlendirecek beni. Geldim. Buradan onayımı da verdim. Hata verdi arkadaşlar. Tekrar deneyeceğiz. Çünkü neden? Bu bir testnet arkadaşlar. Testnet aşamasında bu tarz hatalarla karşılaşmanız çok normal. Cüzdanımıza gelerek tekrar deneyelim. Yine olmazsa daha düşük bir miktarla deneyeceğim. Evet, işlemin onaylanmasını bekliyoruz. Evet, depozit kaydedildi diyor arkadaşlar. Waiting yani bekleyin diyor onayı. Şu anda bekliyoruz depozitomuzun onaylanmasını. Evet, başarılı bir şekilde depozit işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldiğiniz zaman
Burada yatırmış olduğunuz değerler görünecek arkadaşlar. Buraya benim yatırmış olduğum, depozit ettiğim değerler burada görünüyor. Şimdi daha sonra depozit işlemini yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada yapmamız gereken işlem ne olacak? Borrow yani borç al işlemi olacak. Fakat bu işlemi yapmadan önce buradaki kısımdan arkadaşlar bakın şurada kolateral diye bir buton var. Bu teminat butonudur arkadaşlar. Şu anda ben 500 neyer buraya yatırdım fakat bunu borç almak için bir teminat olarak göstermedim. İşte buradan kolateral butonunu aktif ederek yatırdığım neyerleri 500 adet neyeri teminat olarak göstereceğim. Ve daha sonrasında borrow diyerek borç alabileceğim. Şu anda borrow almaya yani borç almaya kalktığımız zaman alamayacağız. Onun sebebi de yatırdığımız neyerleri kolateral kısmından teminat olarak göstermedik henüz. Buraya geldik kolateral kısmına. Buradan enable diyerek bunu aktifleştiriyoruz. Cüzdanımızdan onayımızı verdik. Evet, transaction kaydedildi şu anda. Onay bekliyoruz arkadaşlar. Buradaki kolateral kısmı aktif olacak arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Şu anda daha sonrasında da borrow diyerek borç alım işlemi yapacağız. Evet, kolateral de aktifleştirdik. Şimdi burada gelecek arkadaşlar bakın burada artık kolateral aktif oldu arkadaşlar. Şimdi buradan borrow butonuna geliyoruz. Maksimum dediğimiz zaman bakın şu anda neer borç alabiliyoruz arkadaşlar artık. O yüzden buradan şöyle küsuratları sildim. Hatta şöyle 250 adet borrow diyerek buradan neer borç alıyoruz arkadaşlar şu anda. Bizi yine cüzdanımıza yönlendirdi. Onayımızı verdik. Burada işlemler yavaş sürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşlemler biraz bekletebiliyor. Sabırla bekleyin arkadaşlar. Bakın hata verdi tekrar. Şimdi tekrar deneyeceğim borç almayı. Testnet aşamasında olduğu için arkadaşlar bu tarz hatalar veriyor. Çok normal. Siz bunları böyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar. Bu işlemlerin hepsini biz yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü testnet'in mantığı bu. Platformdaki bütün butonları kullanmamız gerekiyor. Depozit butonunu kullandıysak borrow butonunu da kullanacağız. Repay'i de kullanacağız ve withdraw butonu da bakın burada kullanmamız gerekiyor. 4 farklı burada tuş var. Evet şu anda kaydedildi arkadaşlar transaction. Şimdi onay bekliyoruz. Borç alma işlemimizi de tamamlayacağız. Evet başarılı bir şekilde 250 adet neer borç aldık arkadaşlar şu anda. Şimdi ne yapacağız? Aldığımız borcu geri ödeyeceğiz arkadaşlar. Onun için de bakın buraya geldi şimdi. Geldik buraya. Tıkladık. Bakın burada repay. Repay seçeneği var arkadaşlar. Geri öde kısmı. Buraya geldikten sonra maksimuma tıkladık ve aldığımız 250 adet borç neer vardı. Bunu repay diyerek bu sefer de geri ödüyoruz arkadaşlar. Borcumuzu kapatıyoruz. Onayımızı verdik. Bekleyeceğiz. Şu anda repay kısmında kullanacağız. Daha sonrasında da yatırdığımız neyarları 500 adet neyarı withdraw kısmından çekim yapacağız arkadaşlar. Sizler de benim nearda yaptığım bu işlemleri aynı şekilde USDG'de, USDT'de, DAI'de ve BTC'de yapacaksınız arkadaşlar. Ethereum'da yapmanıza gerek yok. Evet, transaction kaydedildi. Şu anda tekrar onay bekliyoruz arkadaşlar. İşlemimiz birazdan onaylanacak. Evet işlemimiz başarılı bir şekilde onaylandı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gidip yatırdığımız 500 adet neyarı buradan çekeceğiz. Bakın burada withdraw kısmı var arkadaşlar. Buradan maksimum tıkladık. Bakın şurada bir küsurat verdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu küsuratı silin. Çünkü biz 500 adet yatırmıştık. Bakın buradan 500 adet withdraw diyeceğiz. Ve yatırdığımız neyarları geri çekeceğiz. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet hata verdi arkadaşlar. Çekim işlemimizi şu anda hata verdi. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar withdraw butonuna bastım. Yine cüzdanımdan onayımı vereceğim. Onayımı verdim arkadaşlar. İşlemin tamamlanmasını bekleyeceğim tekrar. Evet işlem kaydedildi arkadaşlar. Şu anda onay bekliyorum.
Birazdan işlemim onaylanacak ve yatırmış olduğum tokenleri de çekmiş olacağım. Unutmayın arkadaşlar, siz bu diğerlerine kendiniz aynı şekilde Near'da yaptığınız gibi yapacaksınız. USDC içinde gidip depozit edeceksiniz. Daha sonrasında gelip buradan kolateralı aktifleştireceksiniz. Daha sonrasında borrow diyerek borç alacaksınız. Repay diyerek geri ödeyeceksiniz. Evet, işlemimiz de onaylandı arkadaşlar. Tokenlerimizi çektik. Repay diyerek geri çekeceksiniz arkadaşlar. Borcunuzu geri ödeyeceksiniz. Daha sonrasında da withdraw kısmından yatırdıklarınızı geri çekeceksiniz. Sonra USDT'ye geleceksiniz. Deposit diyeceksiniz. Bakın burada max diyerek elinizdeki 5000 adet USDT'yi musluktan vermişti bunları bize. 5000 adet USDT'yi buraya deposit edeceksiniz. Daha sonrasında ne yapacaksınız? Gelip buradan Near'da olduğu gibi USDT için de buraya eklenecek arkadaşlar, siz deposit ettiğinizde. Buradan kolateralı aktifleştireceksiniz. Daha sonrasında geleceksiniz borrow kısmına. Buradan maksimuma tıklayarak borç al diyeceksiniz ve onaylayacaksınız. Borcunuzu alacaksınız. Daha sonrasında repay'e gideceksiniz. Almış olduğunuz borcu buradan geri ödeyeceksiniz. Daha sonrasında da withdraw kısmına giderek en başta yatırmış olduğunuz USDT'leri buradan withdraw diyerek geri çekeceksiniz arkadaşlar. Testnet işlemlerimiz bu şekilde olacaktı. İleride Aurogami platformu token çıkarırsa ve airdrop yaparsa Testnet kullanıcılarını ödüllendireceğini düşünüyoruz. Bu fırsatı kaçırmamak için de Testnet işlemlerini bizler yerine getirdik arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.